Sunflowerland'le ilgili paylaştığımız ilk videoyu izlemiş miydin? Eğer izleyip oyuna sadece giriş yaptıysan bile çok şanslısın. Çünkü oyunda ürettiğimiz çiftliklerin fiyatı dudak uçuklatacak seviyelere geldi ve hala kazandırmaya devam ediyor. Peki bizle yeni mi tanışıyorsun? O halde hemen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldin. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Sunflowerland oyununa biraz daha yakından bakış atacağız ve yeni güncellemelere birlikte bakacağız. Oyun bildiğiniz gibi beta versiyonunda ve 100.000 lentlik sınıra ulaştık arkadaşlar. Ve bu yüzden oyuna girmek isteyen kişiler bizden bu lentleri almak zorunda. Ve fiyatları aşırı yükseldi. Açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. 1,5 dolara ürettiğimiz lentler şu anda 30-40 dolarlardan rahatlıkla satılabiliyor. Bu kadar kar bana yeter diyenler satabilir ama ben oyunun başında olduğumuzu düşündüğüm için oyuna devam edeceğim. Satmak isteyen arkadaşlar OpenSea'ya gelip cüzdanlarını bağladıktan sonra profilinde lentlerini görebilir. Burada benimkini de görebiliyorsunuz. Buradan lente tıklayıp ardından sağ üst tarafta bulunan sell butonuna basarak istedikleri fiyatı buraya girip lentlerini satışa çıkarabilir arkadaşlar. Satışlar Ethereum üzerinden gerçekleşiyor ama Polygon ağında satış yaptığımız için Polygon ağındaki Ethereum olan Rapid Ethereum ile satışlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Rapid Ethereum'u da CoinMarketCap üzerinden bulabilirsiniz. Birebir Ethereum ile aynı token ama Polygon ağında olduğu için ismi değişik. Buradan mora tıklayıp Polygon ağına add to MetaMask diyerek MetaMask cüzdanınıza Rapid Ethereum'u ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde satışı yaptıktan sonra da MetaMask cüzdanınız üzerinden bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz lent fiyatlarını kısaca birlikte bakalım. Lent sayfasına geldim arkadaşlar. Buradan aktivite kısmından en son satılan lentleri burada görüntüleyebiliyorum. Bu arada burada oyuna lent satın alarak başlamak isteyenler için çok önemli bir detay var. Eğer lentin üzeri buradaki gibi gri veya buradaki gibi kırmızı ise bunları direkt olarak görmezden gelin arkadaşlar. Bunlar banlı ve onaylı olmayan lentler. Bizim işimize sadece yeşil fonttaki lentler yarıyor. Yani bunları oyun içerisinde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu yeşil lentlerin satış fiyatları da gördüğünüz gibi lentin içerisindeki itemlar, SFL token miktarları ve gösterdikleri gelişimlere göre değişmekle birlikte rahatlıkla 40 dolarlardan 50 dolarlardan satışa çıkarılabiliyor arkadaşlar ve hiçbir şey yapmasanız bile lendinizi buradaki gibi 30 dolardan direkt olarak satabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir kar oranı çünkü sadece 1 matik vererek biz bu lentleri mintleme şansı yakalamıştık arkadaşlar ve şu anda bitti zaten. Eğer buradan bir tane lent satın aldıysanız bu lendi de profil kısmınızda yine bu şekilde görüntüleyebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Ve bu lende sahip olduktan sonra oyuna giriş sağlayabiliyorsunuz. Yeni arkadaşlar sadece bu yöntemi kullanarak minimum 30 dolar ödeyerek oyuna şimdiden başlayabilir. Oyundaki kazanç sadece lende alıp pahalıdan satmak değil arkadaşlar. Asıl kazanç noktamıza ilk videoda değinmiştim. İlk videomuzu izlemeyen takipçilerimiz şu anda kartta çıkan videoya tıklayarak ilk videomuzu izleyip oyun hakkında temel bilgiye sahip olabilirler. Şimdi hemen isterseniz oyunumuza geçelim ve bu videoda bahsetmek istediğim konulara başlayalım arkadaşlar. İlk olarak yeni etkinlikten bahsetmek istiyorum. Etkinliğimiz 25 Nisan'a kadar devam edecek ve oyunda Easter Egg'leri toplayan oyuncular NFT sahibi olacak ve bu çok da basit bir işlem. Hemen barnımıza gelelim ve R'ye tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi yeni bir tane NFT'miz eklendi arkadaşlar. İsmi Easter Bunny. Bildiğiniz gibi şu an Paskalya bayramı yaklaşıyor ve kripto para piyasasındaki birçok proje bu bayramı kutlamak adına oyunlarına özel etkinlikler entegre ediyorlar. Sunflowerland'de ise bu NFT'ye hepimiz sahip olabiliyoruz arkadaşlar. NFT üretmek için gereken şeyleri aşağısında görebiliyorsunuz. Öncelikle bir tane sepet almamız gerekiyor. Sepet almayı şimdi göstereceğim size. Ardından 7 tane burada bulunan yumurtayı toplamamız gerekiyor. Sonrasında bu NFT'yi craftlayabileceğiz. Bu NFT'nin verdiği özellik ise havuçlardan kazandığımız oranı %20'lik bir seviyede artırıyor arkadaşlar. Yine bunu da OpenSea'den satabiliyor olacağız ve toplam arzının da 100.000 olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu sepeti almadan yumurtaları toplamaya başlayamıyoruz ve her hesap bir adet sepet alabiliyor. Bu sepeti almak için de yine craft bölümüne geliyorsunuz. Buradan R'ye tıklıyorsunuz. Aşağıda şu an ben zaten yumurta sepetimi aldım.
Benden istenen şeyler de 5 tane odun ve 5 tane havuç arkadaşlar. Ardından bunu 0.11 matik ödeyerek craftlıyorsunuz. Craftladığınız zaman da buradan yaptığımız sync on chain işlemini de beraberinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hem de sepetinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan sepetinizi aldıktan sonra her 4 saatte bir haritanın rastgele yerlerinde yumurtalar çıkıyor olacak arkadaşlar. Ve toplamda 7 farklı renkte yumurtamız var. Zaten burada da bunları görebiliyorsunuz. Ben mor olanı topladım arkadaşlar. Bunların saatleri ve renkleriyle ilgili detaylı bir tablo var. Bunu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi etkinliğimizin başlama tarihi 18 Nisan ve 25 Nisan'a kadar sürecek arkadaşlar. Bu Excel tablosunda hangi saatlerde hangi renkte yumurtanın çıktığını görebiliyorsunuz. Yani zaten şu anda da çok zamanımız olduğu için toplamak hiç zor olmayacaktır arkadaşlar. Bu arada buradaki saatler UTC arkadaşlar. Yani Türkiye saatine göre 3 saat eklememiz gerekiyor. Yani 18 Nisan sabah 8'de çıkan yumurta Türkiye saatine göre öğleden önce saat 11'e denk geliyor arkadaşlar. Buradan böyle tarih ve saatlerine bakarak hangi renkte yumurtanın haritanızda olacağını öğrenebilirsiniz ve o saatlerde girip yumurtalarınızı rahatlıkla toplayabilirsiniz. Etkinliğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Oyunda gelişimime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tüm farm slotlarımı açtım ve şimdi de wheat üretmek için buradaki goblinin istediği radish pie adındaki yemeği üretmeye başladım arkadaşlar. Bunu da ürettiğim zaman wheat yani buğday üretmeye başlayabileceğim. Ürettiğim buğdayları hem ileride hayvanlar açılınca onlar için kullanacağım hem de NFT üretmek için kullanacağım. Tabii ki bu biraz daha uzun vadeli bir plan. İlk videoyu çektiğimde token çıkış tarihi 15 Nisan'dı ama onu ertelediler ve 9 Mayıs'ta tokenımızın çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki yine ertelenmezse. Şimdi de size biraz craft ve NFT kısmından bahsetmek istiyorum ve devamında da oyundaki eşyalarımızı nasıl OpenSea'den satarız buna değineceğim. Craft'a girdiğimiz zaman burada farklı çeşitlerde akselerimizin ve bir tane oltamızın olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda oltamız aktif değil. Zaten aktif olmayan eşyaların altında locked adında bir ibare bulunuyor. Yani bu kilitli anlamında kullanamıyoruz arkadaşlar. Hammer'ımız da aktif değil. Sadece ilk 4 aksemiz aktif arkadaşlar şu anda. Buradaki akselerimizi sırayla üretebiliyoruz arkadaşlar. Yani ikinciyi üretebilmek için birinciden edineceğimiz madenlere ihtiyacımız var. Birincimiz odun üretiyor. İkinci akseyi üretebilmek için de oduna ihtiyacımız var. Yani önce bunu üretiyoruz, sonra bunu üretiyoruz. Üçüncü ve dördüncü bu şekilde kitchen'da olduğu gibi aynı muhabbet arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Bu akseler sayesinde haritadaki madenleri kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen white paper'ımıza gidelim ve detaylarına birlikte bakalım arkadaşlar. White paper'da farming and gathering kısmına geldim. Evet, burada craft'ta bulunan ekipmanları üretmek için gereken malzemeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Gerekli malzemeler olunca da craftlayıp bunları kullanarak maden kazıyoruz ve hepsi tek seferle kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani bir tane akse alıp onunla odun kestiğiniz zaman odun elde ediyorsunuz ama ürettiğiniz akse kayboluyor arkadaşlar. İsterseniz buradaki akseleri OpenSea üzerinden de satabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu tercihe bağlı. Ama satmayıp maden kasarsanız bu madenleri de yine OpenSea üzerinden satabiliyorsunuz. Hemen madenlerimize gelelim. Zaten ağacımızın burada detayları yer alıyor arkadaşlar. Her bir ağaçtan 3 ila 5 oranında şansımıza bağlı olarak odun kazanıyoruz. Ve bir ağacı ikinci defa kazabilmek için 2 saat bekleme süresinde oluyor arkadaşlar. Hemen aşağısında da stone'dan 2 ila 4 arasında, iron'dan 2 ila 3 arasında, gold'dan ise 1 ila 2 arasında maden kazanımı elde edebiliyoruz ve yanlarında da yenilenme süreleri yer alıyor arkadaşlar. OpenSea üzerinden fiyat karşılaştırması yaparak ürettiğiniz ekipmanın mı daha fazla kar sağlayacağını yoksa şansınıza bağlı olarak bu ekipmanları kullanarak kazayacağınız madenlerin mi daha değerli olduğunu hesaplayarak buna göre bir kazanç stratejisi belirleyebilirsiniz. Bu konu güncel fiyatlara göre ve marketteki talebe göre oldukça değişkenlik gösterebilir ama örneğin Iron Pickaxe ile gold kasabiliyoruz. Iron Pickaxe ve gold'un satış fiyatlarını birlikte değerlendirelim. Hemen Pickaxe'nin fiyatına geliyorum arkadaşlar ve Pickaxe'nin fiyatı şu anda 5 dolardan satılıyor. Zaten OpenSea'de de 5 doların altında bir satış yapamıyoruz arkadaşlar. Gold'a bakalım bir de. Bu Pickaxe sayesinde 1 veya 2 oranında şansımıza bağlı olarak gold alıyoruz ve gold'un fiyatı da gördüğünüz gibi o da yaklaşık olarak 5 dolar sayabiliriz. Yani aralarında hiçbir fark yok. Bu durumda bu ikisini karşılaştırdığımız zaman bu durumda
durumda maden kazımından 2 tane gold elde etme şansımızı da hesaba katarsak gold madenini üretip satmak daha mantıklı bir hale geliyor arkadaşlar. Tabii ki bunun talebine de activity kısmından bakmamız gerekiyor. Hemen collectibles'a dönelim. Yine bu linklerin hepsini de videonun açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Activity kısmına geldiğim zaman iron pickaxe'ler 5 dolardan satılabiliyor arkadaşlar. Ama şöyle aşağı doğru indiğim zaman çok da bir gold satışı olduğunu görmüyorum arkadaşlar. Genelde diğer NFT'ler, buğday, havuç ve iron pickaxe'nin daha fazla talep gördüğünü söyleyebilirim. Bakın yine bir tane iron pickaxe satılmış. Yine iron pickaxe ama aralarında hiç gold or göremedim ben mesela. Şurada bir tane satılmış arkadaşlar. 2 saat önce bir tane satış yapılmış. Ama iron pickaxe'nin satışları çok daha fazla. Buna göre hem arz talebi hesap ederek hem de şansa göre alacağınız madeni de hesap ederek buna göre bir satış stratejisi belirleyebilirsiniz. Hemen biraz da NFT'lerimize bakalım ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Shop kısmında NFT'lerimiz var. Craft kısmında NFT'lerimiz var ve barn kısmında da NFT'lerimiz bulunuyor arkadaşlar ve bunları üretmek için de bir sürü eşyaya ihtiyacımız var. Yani NFT üretmek için oyuna çok fazla zaman ayırmanız gerekebilir arkadaşlar. Hemen NFT'lerin de white paper üzerinden neler gerektirdiğine detaylı bir şekilde bakalım. Siz de white paper'a girip Rare and Limited Items bölümünden NFT'lerin burada neler istediğini, toplam arzlarını ve verdiği özellikleri inceleyebilirsiniz. Eğer İngilizceniz yoksa bu sayfayı da Türkçe'ye çevirebilirsiniz arkadaşlar. Çok farklı türde NFT'lerimiz bulunuyor. Bu üstte bulunan Boost adını verdiğimiz NFT'ler bize oyun içerisinde güçlendirmeler sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda dekorasyon NFT'lerimiz de var. Ve son olarak da flag'lerimiz var arkadaşlar. Bu NFT'ler içerisinde şu an üretebildiklerimiz içerisinde en değerli olanlar tabii ki de oyun içerisinde bize ve satacağımız insana ekstra özellik sağlayan Boost NFT'leri arkadaşlar. Bunların da fiyatlarına OpenSea üzerinden bakabilirsiniz ve üretmek için harcayacağınız zamanı ve oyun içi malzemeleri de hesap ederek bu NFT'leri ürettiğiniz zaman nasıl bir kar sağlayabilirsiniz bunu da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da size oyunda ürettiğimiz NFT'leri ve diğer eşyaları nasıl oyun içerisinden çıkarıp OpenSea'de satabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle buradan bankaya gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bankada Deposit ve Withdraw adında iki tane seçenek bulunuyor. Deposit kısmında eğer OpenSea'den oyun içerisine bir eşya gönderecek olursak buradaki oyun içerisinde bulunan özel adresimizi kopyalayarak bu adrese gönderim yapıyoruz ve eşyamız oyun içerisine geçiyor. Oyun içerisinden bir eşya çıkarmak istiyorsak da Withdraw bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Eşya çıkarırken dikkat etmemiz gereken bir nokta bulunuyor arkadaşlar. Eşyaları göndermeden önce kesinlikle ve kesinlikle menü bölümünden Sync On-Chain yapmayı unutmayın. Aksi takdirde gönderdiğiniz NFT kayboluyor arkadaşlar. Zaten Sync On-Chain işleminin amacı da oyunda bulunan eşyalarımızı cüzdanımıza yani On-Chain'e aktarmak arkadaşlar. On-Chain'e aktardıktan sonra bankadan isterseniz yatırabilirsiniz, isterseniz çıkarabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi SFL token ve SFL items. Şu an token'ımız çıkmadığı için çıkarma veya token yükleme işlemi gerçekleştiremiyoruz. Ama item'ları şu an oyundan çıkarıp oyuna aktarabiliyoruz. Buraya Withdraw'a geldiğiniz zaman burada aktarabileceğiniz eşyalar görünüyor arkadaşlar. Sunflower ve diğer ürettiğimiz sebzeleri de satabiliyoruz. Ama bunları satmak ne kadar mantıklı ona da karar verecek kişi tabii ki OpenSea'dan fiyatlarını gözeterek sizsiniz arkadaşlar. Buradan aktarmak istediğimiz şeyleri seçiyoruz. Ardından Withdraw kısmına basıyoruz. Gönderme kısmında burada gördüğünüz gibi MetaMask adresimiz yazıyor arkadaşlar. Withdraw'a bastığınız zaman buradaki MetaMask adresinize bu eşyaları gönderme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bu işlemlerde de biraz fee ödemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim cüzdan adresimle bu oyunda bulunan Withdraw'daki cüzdan adresi aynı arkadaşlar. Withdraw'a basarak bunu da cüzdanınıza gönderiyorsunuz. Ardından OpenSea'dan profilinize gelerek burada görüntüleyebiliyorsunuz. NFT'lerinizi sell diyerek satışa çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.